Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Farklı yerlerden okuyacağım. Farklı sayfalardan. Demiştim. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var. Onu anlatacak. Niye ihtiyaç var? Çünkü Risale-i Nur dört tane farklı parçayı en zahirde bu manada söylenecek şey dört tane farklı parçayı bir bütüne getirmeye çalışıyor. Akıl, kalp, ruh, fiil. Bunlar ne kadar birbirinden kopuksa o nispetle sıkıntı oluyor. Şimdi herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen sıkıntıda diyor. Bu küre arzın boğuşmalarında ne kadar siyasetle alakadarsa o kadar insanlar sıkıntıda. Sıkıntı. En basiti kendini idare etmekten aciz. Kendini yönetmekten aciz. Farklı farklı duyguları var. Farklı farklı isteği var. Kalkıyor bu insan ailesinin de idare edemezken haberlerle muhatap olup dünyanın yükünü üzerine alıyor. Kendi aklıyla çözmeye, düzeltmeye çalışıyor, rahatlamaya çalışıyor. Yani bu aklıyla dünyanın hadiselerini yönetmeye çalışıyor. Çünkü duyduğu hadiseyi yorumlamaya çalışıyor. Fakat kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış mülhitler. İmandaki hakikatin derece ihtiyacını inkar ettiklerinden, ehli diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasid-i dünyevi ve ihtiyacatır, ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. Yani bunlar ehli gafil, ehli dalalet ve mülhitler, imanın ne kadar ihtiyaç olduğunu bilmiyorlar. İmanın en büyük ihtiyaç imandır. İman. İmanın vücud haricisi vardır. İman nurdur, kuvvettir, mahluktur. Hakikati mahluk değil. Mahiyeti de zaten Allah canibindedir. Şimdi imanın ne olduğunu bilmediklerinden ehli dünya, ehli dalalet, ehli gafil bunlar da makasid-i dünyeviye yani bu haberleri takip etmek, onu şey yapmak ihtiyaçtır diye itham ediyorlar. Bildin de ne oldu sıkıntıdan başka? Senin bir katkın var mı düzelmeye? Yani onun düzelmesini, o olayın düzelmesine katkın oldu mu düşünceyle? Yok. Bilmeyle olayı değiştirebildin mi? Yok. Ama sen değiştin. Sen sıkıldın. Sen altında ezildin. Eziliyoruz. Eziliyoruz ya. Bir de şöyle diyorlar, ihtiyaç değil midir? Değildir kardeşim. İhtiyaç bir şeyi gidermek içindir. Ben bunları dinledikten sonra haber şey bültenlerini, bir ihtiyacımı gidermek şöyle dursun, sıkıntıma sıkıntı katıyor. Hangimiz haberden sonra şöyle gerile gerile, of be, İyi ki dinledim. Vallahi dinlemeseydim kendimi çok kötü hissedecektim. Veya her haberden sonra moralimiz mi bozuldu? Öyle mi? Peki moralim bozuldu. Verdin bedeli. Aldığın nedir? Hiçbir şey. Peki bu zahir senin bildiğin. Bir de haberlerle sihir yapıldığını biliyor musunuz? Bunu ehli anlar.
Elit'in üzerine erva habiselerin bindirildiğini nereden biliyorsun? 11. Şua'da nefasatı fil ukad. He? Orada ne diyor? Ey gidi kardeşim. Orada diyor ki en nefasatı fil ukad. Bak, ben o atlıyorum. Radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle. Hani mikrofon, şu mikrofon ya, ipe benziyor, ipi. Fil avukat uhte, yani ipe düğme atmak. Tamam. Yani oraya üfürüyorlar diyor. Mikrofon mu diyecek? Kablo mu diyecek? İpe de ip. Aşağı sana ip işte. Ha? Onu diyor ennefasatü fil okad. Ukde atıyorlar ipe. Sonra zehirli üfürüyorlar. Bak, herkesin kafalarına sihirbaz, iki, zehirli üflemeleriyle mukadderat-ı beşerin düğme ve ükdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle, gizli planlarını bunun içine atıyorlar. Eletin üzerine bindiriliyor. Yani bildiğiniz bir misal vereyim. Benim şu konuşmamın altına fon müziği konulamıyor mu? Konuluyor değil mi? Konuluyor. Bazen duyarsınız, bazen duymazsınız. Çok ufak yapar. Ama çok dikkat etmen lazım. Duyarsınız. İki sesi birbirine bindiriyorlar. O kadar kolay ki bu. Düğüs denilen bir programda yaparsın. Şimdi buna uygun erva habisinin, şimdi meselemiz o değil, buna bindiriyorlar aynen fon müziğine, sesime fon müziği yüklendiği gibi. Başka bir örnek vereyim. İsrail'den alınan genetiği bozuk tohumlar, o sene veriyor, gelecek sene vermiyor. Mazi müstakbele taşımıyor. Genetiği değiştirmiş. Çekirdeğe nasıl üfürüyor, görüyor musun? Gıdalar. Mesela gıdalar. Yoğurtlara, o patates kızartmalı, o şey cipsler mi nedir? Beyni blok edecek şeyler de konuluyor. Yani artık bunlar bilinen şey bak. Ennefasati fil okat. Sonra derslere katılıyoruz, ders tutmuyor. Benim mesleğim itibariyle aküde arabanın aküsü var böyle. Arabayı çalıştırırken şey yapıyorsunuz tip vesaire. İlk hareketi ondan sağlanıyor. Aküden arabayı çalıştırmak. Sonra biten aküyü araba çalıştıktan sonra buna ceyran basıp dolduruyor. Aküyü doldurmayı bilirsiniz. Fakat içinde paneller var. Böyle hani köfte ederiz ya, köfte izgara. Aynı onun gibi ama ince tabii. Ara boşlukları çok ince. Oraya maden yerleştiriliyor. Bakır, çinko vesaire. O demir var. Onun üzerine madenle sıvanıyor. Eğer o dökülürse elektrik tutmaz. Ne kadar şarja koyursanız bile ona da akü bitti denilir. Anladın mı? Bak, elektrik versen bile, işte bu dersler elektriği veriyoruz ama akü şarj tutmuyor. Çünkü plakalarda krom çelik dioksit, krom dioksit, o madenler o şeylerin üzerine kaplayan tabaka döküldüğü için tutmuyor. Zahirde aküdür. Tutmuyor. Okunan ders tutmuyor.
Niye tutmuyor? Bu yetmiyor. Yani bu tür şeylere muhatap olmak. Bir de bakın, bu eve herhalde elektrik 220'dir. Sanayi yok. Öyle mi? Buraya iki tane torna tezgah bağlarsanız elektriği çok çeker, kabuğu yakar. Öyle mi? Sanayi buna bağlarsanız çekim çok olduğu için kablo yanar. Şimdi cep telefonuyla kamera çekiyorsunuz. Ses kaydı yapıyorsunuz. İş yapıyorsunuz. Akü bitiyor. Aç sana cep telefonu kafa. Göz kayıt yapıyor. Kulak kayıt yapıyor. Burun dil kayıt yapıyor. Dil sayfa gibi mesaj gönderiyor. Bitmeyecek mi? Batarya bitiyor. Şimdi cep telefonu sömürdüğü gibi bizim kafada telefon. Et ya kardeşim, neticede et kemik. Ürettiği elektrik gözle, kulakla, dilinle yaptığımız haramlara veya cep telefonlarla, televizyonlar, internette karşısına durarak sömürülen enerji, üretilen enerjiye denk gelmediği için asabi, gergin, hırçın, doyumsuz, tatminsiz, hiçbir şey onu alakadar etmiyor. Hiçbir şey zevk vermiyor. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. İçeriye çökmüş demektir. Boşuna yapmadılar bu insanlar. Sen hizmet edesin diye o telefonları size sunmuyorlar. Televizyonlardan, haberlerden uzak duracaksınız. Yani huzur istiyorsan tabii. Yok. Bu olayın arkasını görebilecek bir nazar ihata varsa tamam, belki etkilenmezsin. Ama biz her seyrettiğimizin altında eziliyoruz. Kardeşim, senin için söylüyorum. Belki içinde itiraz geliyor ama bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Çare mi sundun? Çare mi oldun? Ama sen bozuldun. O itama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Bu bedbaht mühlitleri katı bir surette iskat etmek, bir fiil maddeten öyle fedakarlar lazım ki, dünyanın en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları, onların hakaiki mani ihtiyaçlarını susturmuyor. Yani bunu o kadar acayip bir ihtiyaç şey yapıyor ki, bunlardan daha şey hissetmiyor. İhtiyacını, başka bir şeye ihtiyacını hissetmiyor. Kaçıncı sayfaydı o? 323. Peki nasıl bir fedakarlık lazım? İman ihtiyacını her zaman canlı tutacaksın. İman ihtiyacı. İman ihtiyacını devamlı canlı tutarsan canlı olursun. Bunun bir sebebi şu. Merak musibeti ikileştirir. Maddi musibet kalpte de yerleştirmek için bir kök olur, merak. Biz oralara çıkan neymiş? Bundan oraya niye atladım? Merak. Musibeti ikileştiriyor. Oysa merak ilmin hocasıydı. Hem kadere karşı da bir nevi itiraz ve tenkidi ve rahmete karşı bir nevi itham işman eder. Merak da oralara düştük mü? Yok musun ya adli ilahi? Sonra diyecektir ki dilin kurusun. Kendisi için diyor. Merak lokomotif gibidir. Diğer vagonları çekiyor. İnternete bir yere girince, ya şeytan ne der? Girme demez. Girmesin de. Yani şuna bir kenara çıkarsın, şimdi çıkarsın ya. Hiç bakmadan girmemeye gücün yetmiyorsa, girdikten sonra çıkmamaya kesin gücün yetmeyecektir. Madem her şeyde bir güzellik ciheti var,
ve rahmetin bir cilvesi var. Kader, adalet ve hikmetle iş görür. Elbette bu zamanda umum alem İslam'ı alakadar edecek bir kutsi vazife yüzünden hafif bir zahmeti emniyet vermemekle mükellefiz. Şimdi ustadı düşün. Asıl imamı. Bak kendisi için ne diyor. Mustafa şuraya bak. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Değil mi? Sıkıntıdan şekva ediyor, şikayet ediyor. Sıkıntı var diyor, içimde darlık var. Allah Allah. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Yani 3 aylarında da öyle oluyor. Mesela herkesin kafasındaki ürettiği o mana atmosferi gider. Yani şöyle. Kafamızdan geçen niyetler, düşünceler, alakadarlıklar, meraklar, tefekkürler, hayal ettiğimiz şeyler. Hepsi realitedir, mahluktur, dışarı enerji yayar. Böyle bak, elimi onun için yapıyorum böyle. Yayıyor. Ama bu gözle o boyutu görmüyoruz. Nasıl ki burada televizyon ve radyo dalgalar var, görmediğimiz gibi. Bu yayıyor. Bak bir şey anlatacağım. Bu yayıyor. Bunu çocuklar, ruhaniler, hayvanlar görüyor. Bazıları şuurludur, şuurla görüyor. Bazıları görüyor, şuur olmadığı için bir insanı mukabele etmiyor. Arkadaşlar, bu kafadan çıkan menfi veya müsbet efkar buraya yayılıyor. Burası hangi cinsten ise buraya giren de boyalanıyor. Onu telaffuz edince kendini iyi hissediyor. Buna delilimi örnek söyleyeyim size. Bakın şuraya. Bir şuraya bakar mısın şu atmosfere? Baktınız, boşluğa bir bakın. Evinizdeki salona benziyor mu şuradaki hava? Şuradaki hava. Orası bile dershanedir ama buraya yetişemez. Peki yatak odanızla evinizdeki salon farklı. Yani gittiğiniz yerde, şöyle bir örnek vereyim, daha iyi belirgin olsun. Osmanlı zamanında yapılan camilere namaz kılıyorsunuz değil mi? Eski. Bir de Cumhuriyet döneminde kıldığımız var. Etki var mı yok mu? Mekanın üzerine etkisi var. İşte arkadaşlar, maddi yani insanların salgılamış olduğu dimağdaki dalga boylarına ne kadar muhatap olursak, yani o kadar kendimizi kötü ve iyi hissederiz. O zaman kötü insanlarla beraber olmamaya çalış. Bu ders sana neyi getiriyor? Otobüste, metroda, böyle bir sirayet var. Sigara içmediğim halde, sigara içeni yanında olursam üzerime siner. Bu birinci boyalanma, sirayet. İki, inikas var. İnikas, güneşin aynada gözükmesi. Aynadaki güneş, güneş değil ama gayrı de değil. Bir de insiba var, seni değiştirmeden dönüştüren veya değiştirerek dönüştüren Sibgatullah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı için söylüyorlar. Bir sohbet, kademde sahabeyi değiştirmiş, insiba. 3 tane boyalanma var. Onun yanında buluna buluna öyle konuşuruz, öyle davranırız. Bu sirayet, sigaranın silmesi gibi. Onun yanında buluna buluna onun gibi düşünmeye başlarız. Bu inikaz. Onunla beraber aynı şeyleri teneffüs edersek, yerlere gidersek, arkadaşlık yaparsak, gezdir, artık ruhu ona ruh olur. Allah Resulü diyor ki, söyleyeyim arkadaşın, söyleyin arkadaşınızı, söyleyeyim sizin kim olduğunuz. Başka bir hadiste, kişi arkadaşın dini üzerindedir. Bu insiba. O zaman diyor ki adeta manevi havanın bozukluğundan maddi umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Ben ustadı düşünün. Hatta bana da bir gün sirayet etti. He, ataman sana etmeyecek. Bana da etti diyor. Bir tanesini söyleyeyim. Birisini götürdünüz hastaneye. Siz iyisiniz gayet. Ama hep olumsuz insanlarla oturun orada. Hastanın içeride ve hasta ile bekliyor. İnanse hiçbir şey yoktu. Hasta oluyorsun, hasta sende. Çıktıktan sonra of. Hangimiz
Hastaneye giderken bayram gibi gidiyoruz. Sıkılıyoruz. Çünkü hep olumsuz. Olumsuzlanma yeri orası. Doktor bey buram ağrıyor. Doktor bey buram kaşınıyor. Doktor bey, yani bir tane böyle bir şey olmaz da. Doktor niye geldik? Vallahi çok iyi, onu söylemeye geldim. Müsbet yok. Hep menfi menfi atmosfere bu ses, bu beyin dalgaları. Oraya da sen de gidiyoruz, ben de gidiyorum. Yapsam ya, 6 ayda bir check-up'im yaptırsın ya. Ben de başlarsın sıkılmaya. Mekanın insan üzerine tesiri. Yani senin suçun pek yok. Yani sıkılmanın hangi yerdeydinse o seni etkiliyor. Senin suçun orada bulunmamak. Bulunmak zorunda kalmışsan şuurlu olmak için yapıyoruz bu dersi. Bilirsen sirayet etmiyor. Bloka ediyorsun. Tanırsan gider diyor. Tanımasan gelir. Peki bana da sirayet etti. Ne yaptı çare? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Merak yaptı mı? Yani bu neyin nesidir diye seni oraya kadar götürür. Sıkıntını bir şey söyleyeceğim. Sıkıntının vücut haricisi yoktur. Telefonu kapatın. Yani sıkıntı böyle bardak gibi vücudu yoktur. Sıkıntı vücut haricisi yoktur. Adem'i vücut olduğundan vücudu yoktur. Nedir o? Şeye benziyor. Niye aydınlık buralar? Lamba olduğu için veya güneş olduğu için. Peki niye karanlıktır? Karanlığın kaynağı var mı? Karanlığın kaynağı yok ki. Sıcak kaynağı var, soğuğun kaynağı yok. Soğuk kim yarattı diye birisi sormaz. Hayatın her şeyi safhasında zamanım yok, zaman kalmadı. Zamanım olursa gelirim yaparım derken bir Allah'ın kulu zamanı kim yarattı sormaz. Zamanın sahibi olan Allah'ı kim yarattı sorar. Her şey mutlaka bir şeyden çıkıyor der. O onu yaptı, onu yaptı. Allah kim yaptı sorar. Ama karanlığı ve soğuğun kaynağını kim yaptı diye sormaz. Karanlığın kaynağı var mı? Hadi aydınlığın kaynağı var, güneş. Karanlık, güneş kullanmadan söyle bakalım. Güneşi kullanmadan karanlık nedir? Karanlıktır. Ben de çay içerim işte. Karanlık izah edilemez. Niçin? Güneşin yokluğu deriz. Çünkü Adem vücudu. Niye bunu anlattım, soğuk karanlık? Sıkıntının da kaynağı yok. Sebebi var. Niye karanlık var? Güneşin olmaması sebebi. Ama karanlık kaynağı yok. Yani bir ya şu mesela klimadan soğukluk çıktı. Böyle bir üretim yeri yok. Sıkıntının da vücut haricisi yoktur. Ne için oluyor? Doğruyu yapmamaktan ortaya çıkıp gözükendir sıkıntı. Doğruları yapmamaktan kaynaklanıyor. Bir o oluyor. Bir de yanlış yaparsan, hem doğru yapmadın bir de yanlış yapıyorsun. Çift, gel de dur o evde. Evet sevgili kardeşim. Peki başka bir yer okuyayım. Aziz Sıdık kardeşlerim, Şualar 332, birbirinizi enaniyetle ve sadakasızlıkla itham etmemek için bir hakikati beyan etmek ihtar edildi. Farklı farklı yerler okuyacağım dedim ya. Ben bir zaman enaniyetini bırakmış ve nefs emaresi kalmamış büyük evliyadan şiddetli bir surette nefs emaresine şikayet ettiğini gördüm. Hayrette kaldım. Yani büyük zatlardan hakikaten nefsini öldürmüş, mağarada kalmış 40 sene. Öldürmüş ya, bitirmiş adam. Ama gene nefs emareden şikayet ediyor. Ya nasıl oluyor dedim. Sonra kati bildim ki ahir ömre kadar, hayatımızın sonuna kadar mücadele-i nefsiyenin sevaptar devamı için nefs emarenin ölmesi üzerine onun cihazatı damarlara ve hissiyata devredilir. Mücadele devam eder. Yani nefs, burada bizi bir ders anlatacak.
nefsi, maddi nefs emmare şudur. Bir de manevi nefs emmare var. Maddi nefs emmare bedensel istekler, dayatmalar. Bedensel hayat. Yani üreme ve beslenme menşeili. Bedensel hayat. Mesela lüks yerde yatmak, iyi arabaş yapmak, telefon değiştirmek, istemek. Bunlar maddi nefs emmare. Yani haramları yapmak. Teşekkür ederim, sağ olasın. Peki manevi nefs emmare nedir? Enaniyet, gurur, kibir gibi şeyler. Bunlar da manevi nefs emmare. Şimdi bu maddi nefs emmare devre dışı olsa manevi nefs emmare devreye giriyor. Yani gurur, kibir var ya, böyle acayip inmez. Ömür sonuna kadar devam ediyor. İşte o büyük evliyalar bu ikinci düşmandan ve nefsin varisini şikayet ederler. Hem manevi kıymet ve makam ve meziyet bu dünyaya bakmıyor ki kendini ihsas etsin. Hatta en büyük makamda bulunanlardan bazı zatlara verilen büyük bir ihsan ilahi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade biçare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki, yani Üstadımız dua etti. Nasıl ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta dua etti. Miraç'a giderken geçmiş ümmetlerin mesh-i maddisi var. Hem manevisi. Yani adamlar geçmiş kavimdeki azgınlıklarından dolayı bazılarını helak etti. Yerin dibine çökertti. Bazılarını ateş yağdırdı. Bazısı sesle yok etti vesaire. Bazılarını da ruhu neydi? Tilki. Tilki olmuş cesedi. Sireti sureti olmuş. Ahlakı aynı bedeni olmuş. Ne yapmış başka? Kurt yapmış, domuz yapmış, yılan yapmış. Böyle ayı yapmış. Resulullah Miraç'ta bunu görünce Allah'tan rica etmiş. Dua etmiş. Ya Rabbi, o geçmiş ümmetlerin yaptıklarını benim ümmetim de yapacak biliyor. Allah böyle bir adeti var. Böyle çeviriyor. Ruhunu beden yapıyor. Yani bedenin şeklini alıyor. Ruh domuzsa adamın bedeni de domuzlaşıyor. Dua etti. Ya Rabbi, ümmetime meshi maddi yapma dedi. Allah kabul etti. Fakat Üstad der ki, meshi manevi, kabul etişi de var, olmaz dememiş. Yani unutturmuş. Yani evet bedeni domuz değil, yılan değil, akrep değil, maymun değil. Ama ruhu böyle. Meshi manevi var. Mesela adama benziyor. Ustad da diyor ya çok şey. İnsi şeytan diyor. Şeytan kumandasına girmiş diyor. Yani diyor başka bir yerde. O şeytanlar vücut giyselerdi bu insanlar gibi olurdu. Bu insanlar libastan çıkarsalardı o şeytan olurdu. Öyle mi? Öyle. Fakat ruhları öyle değil. Bizzattan olmuş ha bu. Tarihi bilmiyorum ama. Olmuş. Okudum ben. Adam kürsüde vaaz ediyormuş. Cuma erken. Adam bir tanesi de girmiş. Camiye o kadar millet içine. Bir tane giren şöyle yapıyormuş başta. Hış! Hı! Gelin! He! Tekmeler atıyor. Vermin! Hış! Hı! Böyle. Sağa sola saldırıyor. Peki. Hış! 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 Hı! Tekme de atıyor. Ondan sonra kürsüdeki hoca dedi ki atın kürsü dışarıya dedi ya bu deliği. Deliğe atın dedi ya. O dedi ki tabii herkes şaş kaldı ya. Hoca efendi dedi. Kürsüden iner misin dedi. Ben miyim deli sen mi delisin? Gel değil mi? İndi. Adam onu görebilmesi için kıbleden yüzü dönmemesi lazım. Kıbleden. O deli denilen zatı. Gitti mihraba sığır gibi yattı at. Dört ayaklı. Yüzü kıble. Hocaya dedi ki sırtıma bin ama yüzün kapıya doğru olsun. Bu mihraba doğru olunca hoca vaaz eden de sırtına bindi. Herkes de merak ediyor ne olacak. Şimdi kapıya doğru bak. Bu hala o manyetik o koridordan boyut açılmış. Şimdi buna da kemiğine temas edince iki ceset, bir ceset ona da yansıyor şimdi.
O öyle bakıyor, sırtına binmiş, ters binmiş eşeğe gibi. Alttan diyor, hoca efendi ne görüyorsun demiş. Fesubhanallah, yılanlar, akrepler, domuz, çakal, ayı, burası hayvanat bahçesi ya dedi. O adam görüyormuş, deli yani. O zamandı canım, şimdi haşa, böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey yok. Tamam mı? Şimdi mesela onu nasıl anlarız? Ustad bozulmayı sıralarken, bozulmayı demiyor, biz çıkartıyoruz. Bir, ilk önce maymunlaşır. Sonra tilki olur. Sonra yılan olur. Sonra ayı olur. Sonra domuz olur. Bir insanın ruhu. Hiç dini yaşamaz, kendisini yaşar, ne derler diye yaşayan maymun olur, taklitçi ya. Hep başkasını yaşar. Hep işte tilki biliyorsunuz. Siz bilmiyor musunuz? Adamlar demiyor musunuz? Ulan tilki ya bu, ulan bu domuz ya diye. Yani insanlar, mani bak, bunu Resulullah dua etti dedim. Allah kabul etti. Ustadımız da ya Rabbi, nur talebeleri fazilet ve kemalatlarını, ihsan-ı ilahilerini ihsas etme ki davalara kalkmasınlar diye. Öyle sizde inşallah fazilet kemalat var ki ama hissetmiyorsunuz. Herkes kendini müflis zannediyor. Oysa bu büyük ihsan-ı ilahi hissetmediklerinden kendilerini herkesten ziyade bir çare ve müflis telakki etmeleri gösteriyor ki avamın nazarında medar-ı kemalat zannedilen keşif ve keramet ve ezvak ve envar, o manevi kıymet ve makamlara medar ve mehenk olamaz. Zahirde nur talebelerinin gözükmemesinin sebebi bizdeki kazanımdaki sevap şeylerimiz, sevap hariç, fazilet, kemalat, erdemli harikalıklar bizde kazanıldığı anda alınıyor senden. Şahs manevi atılıyor. Sende hiç şey yapılıyor. Çünkü çocuğuz biz, o parayı harcarız. Harcamasınlar diye. Balonlara, şekerleri diye. O zaman kendimizi herkesten müflis zannediyoruz. Bazılarının kazanımları kendisinde oluyor, bazı harikalar oluyor, vay falan diye. Ustad da diyor ki, avamın nazarındadır o uçmak, geçmek, su üzerinde yürümek, vay be. Avamın nazarında medar-ı kemalatmış o. Büyüklük alameti. Ne? Uçuyor, kaçıyor. Oysa keşif ve keramet, ezvak ve envar bu dünya bakmıyor. Niye? Bu sefer gaye olur. Öyle kişi vardır. Ben yaptım bile ya. Ulan şu tesbihi çekersem, şimdi önüme bir tepsi gelir falan. Karpuzlar, kabuklar, narlar. Ben öyle tesbih çektim ya. Allah beni affetsin. Bekliyordum öyle kenar kenar. Gelmedi. Gelmedi. 1985'te tepecikler sahnesi. Mevsimi değildi. Herkes gitti. Tek başıma dershanede kalıyorum. Onu yap, bunu yap. Sıkıldık. Daha gençiz yani. 20 küsur yaşındayız. Herkes gitti. 11, 12, 1 mi neydi? Aldım tesbihi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe. Belki 15-20 dakika. Ama bu arada da korkuyorum. Gözüm kapalı. Açarken ya olursa ne yapacağım? Korkuyorum. Hakikaten olursa ne olacak? Ödüm patlar insanı ya. Bu sefer gözümü hafif açıyorum tabii, 20 dakika kapalı ya atama. Yavaş yavaş açınca bir şey yok ama keşif keramet lambadan başladı. Çünkü şiddetli bir ışık arttı. Ne arttı lan? 20 dakika gözüm kapalıydı tabii. Sonra Allah Allah. Şimdi gözükse ne olurdu? Onu anlatmak için söylüyorum. Şahit bir meyve çıksaydı. Tam 20 dakika la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne karşılığı bir elma. Lan bunu gerek yok ki, git manadan al. 20 dakika çekilir mi o? Yazık değil mi o? La ilahe illallah. Peki gözükse ne olacaktı? Bana gaye olacaktı. Artık bırakamayacaktı. O zaman yarın akşam beklerdim 4 kez. Herkes gittikten sonra şimdi armut gelir herhalde. Nar gelir. Tamam. Ya yapardık lan kardeş. Merakla değil mi? İşte bunlar ölçü değil. Sahabeleri bir saati başka velilerin bir gün belki bir çilesi kadar kıymetli olduğu halde
keşif ve manevi harikulade halata evliya gibi mazhariyetleri her sahabede olmaması bu hakikat ispat edilir. Her sahabede harikalar var mı? Yok. Ama şimdi bir harikası varsa büyük adam diyoruz. Şimdi bu kadar anlattık şunun içinde. İşte kardeşlerim dikkat ediniz. Sizin nefsi emmareniz, bak, sizin nefsi emmareniz kıyası bir nefciyetinde suizan noktasında sizleri aldatmasın, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye şüphelendirmesin. Bir, birbirimize suizan etmemize sebep şuymuş, kıyası bir nefs şu. Adı neydi delikanlı? Mert. Mert dese ki, ben şu bir iyi bir şey değil, bir davranış mesela diyelim sigara veya internetin şu kanalı bilmem ne. Ya bir türlü kurtulamıyorum şundan gibi. Tamam. O zaman ben kurtulamıyorsam kıyasım nefs, Ahmet de, Hasan abi de, onda da vardır. Niye? Ben kurtulamayınca o mu kurtulacak? Hani onu kendine kıyas etmek. Bende var, onda da var. Benim zaafım onda da var. Sakın böyle zannetme. İki, ben bu kadar derslere gidiyorum. Niye bende bu kadar harikalıklar okuyorum da olmuyor? Sakın şüphelenmesin. Çünkü dünyada harcamamak için o bozuk para gibi kazanılan erdemliği, kemalatı sen kazandığın anda senden alınıyor harcamasın diye. Şahs-ı mani hafızına atılıyor ki sana ahirette en çok muhtaç olduğun dönemde verilsin. Güzel oldu değil mi? Usta dua etti ki ya Rabbi ihsan-ı ilahiyeyi daha enaniyetini, gururunu, kibrini terk etmeyenlere ihsas etmemek. Allah'ın en büyük ihsan-ı ilahisini, en büyük ihsan-ı ilahisi nedir? İhsan-ı ilahiyeyi hissettirmemektir. İhsan-ı ilahiyeymiş. İhsanını hissettirmemek. İşte dedim, ben de çekerdim. Eğer inan vallahi 20 dakika la ilahe illallah ile elma gelse, ertesi gün tam 2 saat çekerdim ki nar gelsin. Rahat. Ondan sonra ahirette gittin. Diyecekler ki neyle geldim? Vallahi çok la ilahe illallah çektim. Ama aldın işte, nar aldın. Nar ödedin işte. Biz de narla ödedik. Şimdi neyle ödüyorsun bak? Zamanını verdin, internetten kalktın, cep telefonu, oyundan kalktın, buraya geldin. Bir bedeli ödedin. Allah sana bunu verecek işte. Seni terbiye etmiyor diye zannetme. Niçin? Bu saatte nasıl geldin? Televizyonda nasıl kalktın? İnternette nasıl kalktın? Cep telefonu nasıl bıraktın da geldin? Bu kemalat değil midir? Erdemlik değil midir? Kazanım değil midir? Allah'ın ihsanı değil midir sana bu? Ey insanlar, ey genç kardeşlerim. Nasıl geldin buraya? Okşadım zannetmeyin ha, ben doğruyu söylüyorum. Bu saatte nasıl geldin? Birisi getirdi değil mi? Sende bir doğan var yani, bir tabiatın var. O da iman. O getirdi seni. Sen daha niçin diyorsun? Buna ait bir şey yapayım. Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri'ne demişler ki efendim Nakşibendi tarikatın lideri. Senden ders alanlarda harikalıklar oluyor. Uçuyor, kaçıyor, suda yürüyor, tamam mı? Sizde böyle böyle bir şey gözükmüyor. Hakikaten gözükmüyormuş. Sahabede de gözükmezmiş. Harikalar gözükmezmiş. Ne demiş biliyor musun mübarek? Allah şefaatine mazhar eylesin hepimiz. Dedi ki bende günaha karşı meyil kalmadı diyor. Daha bundan büyük keramet olur mu? En büyük keramet bu asırda namaz kılabilmek. İki, derecesine göre günahı terk edebilmektir. Bakmamak, açmamak, o tür yerlere gitmemek, ondan daha büyük keramet ne olacak ki? Zaten sana keramet şefk verip oraya gitmemen için idi. Sana keramet o kanallara girmemen içindi. Sen zaten girmedin elhamdülillah. Ama sana keramet nedir o? Girmemek de sana verdi. Ücret kendisi. Başka bir yer okuyayım. 336. Farklı farklı yerler okuyacağımı söyledim. Madem hakikat budur ve madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde inayet-i Rabbaniye'nin tecellisini inkar edemeyecek derecede gördük. Her birimiz cüzi ve külli bunu hissetmişiz. Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok ceylanlarının
birbirine karşı tarşidatı oluyor ve madem elimizden dünyevi hadiselere karşı kazaya rıza ve kadere teslim ve hizmet imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor. Elbette bize en elzem iş bir, telaş etmemek. Başımıza bir gelse, bir şey geldi, telaş etmemek, meyus olmamak, ümitsiz olmamak, birbirinin kuvve-i malivesini takviye etmek, yani olumsuzlar şeyini anlatmamak. Haber bülteni demek, olumsuzlamak, moral bozma bülteni demektir. Yani menfileri niye anlatıyorsun kardeşim? Hiç böyle haber duydunuz mu? Evet sayın seyirciler, Bingöl'de tekstil fabrikasının sahibi 100 kişiyi, fakiri, 100 fakiri sabah akşam doyurdu ve giydirdi. Tebrik ediyoruz. Zor. Varsa bir iki tane. Ama şunu çok rastladık. Evet sayın seyirciler, Antalya'dan kalkıp Mersin'e gitmekte olan sineğin, sivrisineğin kanadı kırıldığından yok yanlama, saplama olarak uçuyor. Nerede olumsuz şey varsa onu getiriyor değil mi? Niye müspet edemiyor? Adamın işi bu. Demek ki telaş etmemek, meyus olmamak, birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye etmek, korkmamak, korkma şeytandan. Korkma Allah'tan korkmayanlardan. Korkma Allah'tan korkmayanlardan korkma. Tevekkülle bu musibeti karşılamak. Niye başıma geldi? Tevekkül et kardeşim. Tevekkül evellemek. Sahibini bırakmak. Derdi onu verdi. Dermanı da düşünsün. Biraz teslim olmayı becermemiz lazım ya. Bunu ben söylüyorum ha. Sizden en fazla belki gençler için söylüyorum. Bu kadar sıkıntı çekmiş adamım. Biri yakamdan yakam bırakıyor. Öteki yakama yapışıyor. Ötekisi öteki yakamdan yapışıyor. Tamam. Her gün... Her gün birisinin yakama yapışmasını alıyor. Nasıl duruyorsun? Ya musibetlere tevekkül et ya. Ne yapalım? Sahibi düşünsün. Bizi davasına istihdam eden Kadir Zülcelal abini biraz böyle tevekkül et. Teslim ol Allah'a. Habbe-i kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerine habbe görüp emret vermemek. Yani böyle büyük zannettiğin şeylere büyük verme ya. Adam soruyor bana. Her şeyi sarmış. Bu, şu arkada bir hastane var. Orayı ziyaret ettim. Biliyorsunuz ben biraz böyle hastalara, cenazelere, düğünlere gücüm yettikçe, gücüm varsa gidiyorum, gitmeye çalışıyorum. Gittim ziyaret ettim, sarmış. Herkes çıktıktan sonra bir çıkar mısınız dedi. Kendi çoluk çocuğuna çıktı. Hasan kardeş dedi. Ben öleceğim. Her şey sardı. Kanser. Ha? Şimdi dedi, bana zay nasıl gelecek dedi. Nasıl gelecek biliyor musun dedi. Okşamı madem biliyorsun, ben sana şeyi söyleyeyim. Bütün sebaplarını koy. Serkan, bütün sebaplarını koy abi. Zekat nasıl yapılıyor zekat? Elindeki para ve alacaklılarını koy, topla. Borçları bu meblağdan çıkar. Çıkartır mı abi? Kalan nisap miktarına ulaşmışsa 40'a böl, en az 40'ta bir. En iyi zekat 40'ta 40'tır. Ebu Bekir Sıdık'ın zekatı budur. 40'ta 30 vermişler, 40'ta 20 vermişler. En düşüğü, en dip şey, tavan 40'ta 1'dir. Azaili sen şey söyleyeceğim şimdi. Azailiniz nasıl olacak? Senin adın neydi delikanlım sakal? Serhat. Bütün o Kur'an okuduklarını abim, kıldığın namazları, tuttuğun oruçları, hayır hasenatını, Emirda 2 208'de okuduğun her Risale Nur sayfası berat seneti olacak inşallah. Okuduğun risaleleri, okuduğun Kur'an'ı, gittiğin dersleri, hayır adına ne varsa Serhat, koy abi, koydun abi. Yaptığımız günahları, seyrettiğimiz kötü filmleri, izlediğimiz filmleri, duyduğumuz müzikleri ne varsa, olumsuzları da, onu da topla. Hayırdan
şerri çıkart. Tamam mı abi? Şer az, hayır yukarıda. Çıkarttık. Diyelim ki hayır 72. Şer 40. Çıkar, eksi. Ne yaptı abi? 32. 32 sevap. Onu dönder. O sevaplar var da eylem, düşünce, derslere gittim, kitap okudum, risale okudum, iyi şeyler duydum, Kur'an duydum. Onları kardeşim pekmezle tayını karıştırır gibi tek şey yap. 5-6 tane şey. Karıştır. Biraz dön su, öyle iki ayrı ayrı sıvıları çıkacak o şekil senin Azrail. Azrail'in bu. O zaman Azrail'ini nasıl istiyorsun? Senin elinde. Davetiye gönderdiğin gibi geliyor. Adı neydi abi? Samet. Samet. Abdülsamet. Azrail'in iyi olmasını ister misin abi? Tabii. Şimdi yapmak gerektiğini anladık değil mi abi? Çok şükür. Benim de derdim o ha. Azrail'in kalitesini yükseltmeye çalışıyor. Kaliteli Azrail. Bana bak. Arabayı tamir edince, çamire götürünce bir usta var, bir altı kalfar, bir altı çırak. Değil mi abi? Neydi? Abdülsamet. Abdülsamet, arabanı tamire götürdüğün zaman çırak mı tamir etsin, kalfa mı, usta mı? Ha. Şimdi Azrail de bizim ruhumuzu bedenden alacak. Çırak Azrail mi? Kalfa Azrail mi? Usta Azrail mi? Hangisi gelsin? Usta. Ne yapar biliyor musun? Soğuğa sıcağı hiçbir yere dokunan şak diye çıkartıyor. Tamam mı? Çıkıyor. Çok özür dilerim. Çırak Azrail ise, ulan buradan mı çıkartacaktım? Affedersin, aşağıdan mı alacaktım? Kulağından mı çıkartacaktım canım? Bilmediği için her tarafını doğrar biçer. En sonunda patlattığı için gider zaten. Kafa ise biraz bilir ama ağızdan mı, burundan, kulaktan pek şey yapamaz ama mutlaka bir yerden patlatır. Çırak ise komple patlatır. Usta ise tak diye çıkar. Allah hepimize Usta Azrail'i nasip etsin. Onlar kim? Peygamberlere, varislerine, asın imamlarına, müceddidlere giden. Ya Rab yüzümüz tutmuyor ama sen çok büyüksün. Sen çok büyüksün ya Rab. Muhammed'in hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının senin yanındaki hürmetine ya Rabbi. Peygamberleri hangi ki mahiyet ve hakikatta Azrail'i gönderdinse bize de o cinsten Azrail'i gönder ya Rabbi. Allah'ın hatırına kabul et duamızı ya Rabbi. İsteme yüzümüz yok ama sen çok büyüksün. Amin ya Rabbi. Oh. Oh. Ne kadar dakika oldu, çok rahat. Bir bak bakayım. 50 dakika. O zaman keselim size. 6-7 yerde kalmıştı. Onu artık okumayayım. Ama şöyle çok da tatlı yerdi ya. 321 neresi? Uu. Sakın münakaşa etmeyin. Cansız kulaklar istifade ederler. Haklı olsa, haksız olsa bu halimizde münakaş eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa münakaşıyla bir dirhem bizlere zarar dokunabilir. Uygula. Biraz hakkınız var burada, tamam mı böyle? Ya ne dedi, nasıl dedi? Burada münakaşa edersen. Hizmette şöyle gitti, bana böyle dedi. Küçük bir hak için komple hakları berbat edeceğiz. Eve uygulayayım. Eve uygulayayım. Yani evde hakikaten haklısın işte, ona buna bir şey demeye. Ama derken ne olacak? Oradaki huzuru bozacak. Yani dövülecek, şey yapacak. Ya onunla benim işim var, ablamla, kardeşimle, babamla. Onunla didişirken annem duymayacak mı? Kardeşim duymayacak mı? Bebek duymayacak mı? Şahit olmayacak mı? Onların hukuklarını paymal ediyoruz. O zaman diyor ki sakın münakaşa etmeyiniz. Yapma. Küçük bir hak için hakları paymal etme. Tedaviye bak. Lokomotifine sahip çık. Lokomotif vagonları çıkıyor. 10. vagonu 9, 9'u 8... 8'i 7, 2'yi 1, 1'i lokomotif çeker. Merak lokomotiftir. Merakınızı kendinize bırak. Başka şeyleri merak etmeyin. Kendini merak et. Huzur istiyorsak. Peki, burada bitiyor ve bitti kardeşim. Bitti.
Ne yapayım? Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavat.